Biz söylediğim gibi yani büyük hayallerimiz var ama bunları gerçekleştirmek kolay değil. Biz bunun için yani neyin ne olduğunu biliyoruz, eksik olduğumuz yönleri, yerleri biliyoruz. Öbürlerinden artı fazla olabileceğimiz yerleri biliyoruz. İşte bütün Mayıs'tan beri kamptayız. Yeni oyuncular da katmak istedik. Daha sorumluluk alan oyuncuları çağırdık. Mayıs'ın 7'sinden beri çok sıkı çalıştık. Bütün amacımız zayıf olduğumuz noktaları daha az zayıf gösterebilmek. Güçlü olduğumuz noktaları da daha güçlü gösterebilmek. Bütün planımızı bunun üzerine kurduk. Fizik olarak, mental olarak iyi hazırlandığımızı gördüm yani. Çok iyi hazırlandık. Oyuncular çok katılımcıydı. Yani ben çok umutluyum. Potansiyelimizin tamamını şu anda ortaya koymuş durumda değiliz. Önümüzde bir hafta var. Turnuva içerisinde de oyunumuzu yukarı götüreceğimizi düşünüyorum. Neticede turnuva tecrübesi yüksek olan bir takımız. Çok sert bir turnuva. Çok ciddi rakipler var. Jenerasyon değiştirmiş takımlar var. Çok iddialı takımlar var. Söylediğim gibi bizim amacımız hep yarışın içinde kalmak. Hep pozitif kalmak. Turnuvalar kolay organizasyonlar değil. Anlık şeyler. Yani o gün senin çok daha iyi takım olman, çok daha iyi oyuncuların olması ya da daha az iyi oyuncuların olmasının pek bir anlamı yok turnuvalarda. O 40 dakika o gün daha az kırılgan olan, daha iyi olan, her şeyini ortaya koyan kazanıyor. Yani bütün bu hazırlık sürecinde oyunculara anlattığımız şey hep pozitif kalmak, hep yarışın içinde kalmak, hep bir sonraki pozisyona konsantre olmak. Bunu gerçekleştirebilecek güçlü olduğumuzu biliyorum. Çok inanıyorum takımıma. Yani iyi şeyler bekliyor bizi diye düşünüyorum. Hocam, tabii grubu ikinci bitirirsek çapraz gruptaki Amerika'nın lider olması bekleniyor tabii ki. Ve orada bazı hesaplar var. Biraz önce Federasyon Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu'na da sorduk. Teknik ekibimiz bunların hesaplamalarını yapacaktır dedi. Sizin buradaki görüşünüz nedir? Belki de üçüncü bitirmek daha hayırlı olabilir gibi görünüyor. Bir de sorum şu olacak. Avustralya ve Nijerya'ya karşı hazırlık maçları oynadık. Birini farklı kazandık, birini kaybettik. Bu maçların, tabii grubumuzdaki rakipler bunlar. Gruba yansıması nasıl olur? Ya ben herhangi bir yansıması olacağını düşünmüyorum. Yani şeyin bize pozitif yansıması olur Avustralya'nın. Ya Avustralya bu turnuvanın favori takımlarından biri. Dünya sıralamasında ikinciler zaten. Biliyoruz yani Avustralya. 4-5 tane WNBA oyuncuları var. Bu sene WNBA'de bir maçta 53 sayı atabilmiş bir oyuncuları var. Şimdi bunlar var da sonunda maç sahada oynanacak. Yani prediction'larla bir şeyin olsaydı hayat turnuva oynanmazdı. Favori olmak demek hiçbir şey ifade etmez. Çıkıp sahada oynayacağız. Ben takımıma çok güveniyorum. Sen ikinci ile üçüncü olmaktan bahsettin. Biz birinci olmanın hayalini kuruyoruz. Birinci olursak bu problemlerin hiçbirini düşünmek zorunda da kalmayız inşallah. Ama hani bakacağız. Yani bunun hesabını bakıp göreceğiz orada. Yani hesaba gerek kalacak mı, kalmayacak mı? İlk önce bizim oyuncularla sloganımız hep yarışın içinde kalmak. Pozisyona girebilmek için pozisyon almak. Bu turnuvalar böyle oynanıyor. Biz son iki Avrupa Şampiyonası'nda 16 tane resmi maç oynadık. Bunların 13'ünü kazandık. Bizim kazandığımız maçın bizim kaybettiğimiz maç sayısının iki katını kaybedip madalya alan ülkeler var. Yani dolayısıyla turnuvada pozisyonda kalmak önemli. En önemli maçı kazanmak önemli. Yani şimdi gerçekten 16 maçın 13'ünü kazanıp madalya alamamış olmak. İki tane en önemli maçı kaybettik. İki tane çeyrek final maçı kaybettik. Yani geçen sene şampiyon olan takım kadar maç kaybettik neredeyse. Yani bir mağlubiyetle 5. olduk. Yani müthiş turnuva geçiriyorduk. Bir an bir gün kötü günün oluyor. Bir kırılganlık yaşanıyor. Buna engel olmak için çalışıyoruz. Bütün psikolojik hazırlığımızı o yönde yaptık. Yani bu hesaplar bugünden yapmak, yani ben dürüstçe söyleyeyim hiçbir hesap şu anda bakmadım bile. Benim bir tek konsantrasyonum var. Cumartesi günü Arjantin'i kazanmak maçı. Ondan sonra bakacağız her şeye tek tek. Yani öbür maçları göreceğiz. Oyuncuların durumunu göreceğiz. İnşallah bir sakatlık takımı kötü etkileyecek bir şey yaşanmaz. Öbür takımlar için de yaşanmaz. Yani küçücük bir sakatlık bile turnuvanın her şeyini değiştirebiliyor. Ya ben söylediğim gibi çok güveniyorum takımıma. Oyuncularıma çok güveniyorum. Yani benim buradaki tek amacım Türkiye'ye yenilmesin. Yani biz kendimize yenilmedikten sonra öbür takımların hepsiyle oynarız. Yani turnuvada
beraber olmak lazım, birbirini desteklemek lazım, pozitif olmak lazım. Her şeyi pozitif düşünmek lazım. Hep bir sonraki pozisyonu, bir sonraki oyunu, bir sonraki aksiyonu düşünmek lazım yeni motivasyonla. Ondan her şey bittikten sonra oturup muhasebesi yapılır her şeyin. Ama turnuva içerisinde muhasebe olmaz, oyunculara da bunu anlatıyorum. Hep yenisini düşüneceğiz, hep içinde kalacağız. Sonunda inşallah çok güzel şeyler olacak.